kardeşlik sürecine katkısı da yok. Yani ihtiyacımız olan barış ve kardeşlik sürecine katkısı yok Tuncer Bakıran'ın söylediği sözlerin, diyor CHP lideri. Ve İYİ Parti'de de Musavat Dervişoğlu'nun troller tarafından belki yanılsatıldığını ifade ediyor. İYİ Parti'de bolca troll var biliyorsunuz, en azından Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına sebep olabilecek kadar faktörlerden biridir. Bütün İYİ Partililerin neredeyse o dönem dinlemeden, gerçeği bilmeden, videonun tamamını izlemeden Merdan Yanardağ hakkında yaptıkları, yalanları, tavırları. Neyse, İYİ Parti'de troll var yani, bunu biliyoruz. Şimdi geçelim Ahmet Türk'e. İçişleri Bakanlığı tarafından bir rekor kırdı ve 3. defa kayyum belediye başkanlığı görevinden alındı Ahmet Türk. Yine yerine kayyum atandı. Diyor ki Türk, kandırmaya yönelik bir anlayışla geliyorsanız kendinizi kandırırsınız. Bugün Orta Doğu'daki gelişmelere baktığımızda, yarın İran'daki gelişmeler, Orta Doğu'da oluşacak bir kaostan Türkiye'nin nasıl bir duruma geçeceğini bildikleri için bir tarafta el uzatmaya çalışıyorlar. İyi de biz gerçekten bugüne kadar uzatılan her eli tuttuk. Çözüm için her zaman düşünmemizi ortaya koyduk. Ama dün de ifade ettim. Bir sofra kurmuşsunuz, sofranın üzerinde hiçbir şey yok. Ne yapacağınız konusunda hiçbir söylemeden, sadece bazı söylemleri dile getirerek burada Kürt halkını ne ikna edebilirsiniz, ne de Kürt halkının haklı makul taleplerini karşılayabilecek bir süreci başlatabilirsiniz. Bunun için diyoruz ki, Kürtler bugün politize olmuş bir halk. Kürtler 40-50 yıllık siyasetiyle, mücadelesiyle, duruşuyla, berhadanıyla bugün artık herkesten daha fazla politize olmuş bir halk. Bunun için doğru projelerle bir diyalog ortamını yaratarak, doğru projelerle geldiğinizde o zaman biz sizin elinizi tutarız. Ama kandırmaya yönelik bir anlayışla geliyorsanız kendinizi kandırırsınız. Bunun ötesinde bir şey olmaz. Bundan 3-4 saat önce bir iddia ortaya atıldı. Kayyum atanmasından ve görevden alınmasından bir hafta kadar önce MHP lideri Devlet Bahçeli ile Demli Ahmet Türk'ün telefonda görüştükleri iddiasıydı o iddia. Ama yalanlandı, bunu da söyleyelim. Fakat tabii iddiayı duyurmaktan da eksik kalmayalım. Cumhur İttifakı ortağı olan MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerine kayyum atanmadan bir hafta önce bir milletvekili aracılığıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'le telefonda görüşme yaptı deniyordu o iddiada. Bahçeli'nin görüşmede öncelikle Ahmet Türk'ün sağlığını sorduğu ve ardından da kısa bir sohbet gerçekleştirdiği ifade ediliyordu. Fakat Ahmet Türk'ün danışmanı böyle bir görüşmenin gerçekleşmediğini belirterek iddiaları kesin bir dille yalanladı. Kararın ulaştığı Ahmet Türk'ün danışmanı, Bahçeli ile Türk arasında yakın zamanda bir görüşme gerçekleştiği iddialarını kesin bir ifadeyle yalanladı. Danışman, bu haber nereden nasıl çıktı anlamadık, yakın zamanda böyle bir görüşme olmadı diyerek kamuoyunda dolaşan bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti diyelim. Bu bilgiyi de bir not olarak düşelim sizlere. Şimdi çok enteresan işler oluyor, çok enteresan değerlendirmeler yapılıyor, iddialar ortaya atılıyor. Türkiye siyasetinin çok hareketli günler geçirdiği hepimizce malum. Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'ın dikkat çeken iddiasına geldi şimdi sıra, sizlere aktaracağımız. Tayyar, Erdoğan'ın Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı çağrıdan, Bahçeli'nin ise kayyum atamalarından haberinin olmadığını iddia etti. Yani iki tarafın birbirinden haberinin olmadığı yaklaşımlar söz konusu olmuş bu dönemde Şamil Tayyar'a göre. Bahçeli Erdoğan arasında tatlı bir atışma var diyen Tayyar, bu atışmanın erken seçime yol açabileceğini vurguladı. Terörist başı terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini söyleyecekse haydi dem grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Olası çözüm süreci tartışmaları, kayyım uygulamaları, birbiriyle çelişen açıklamalar. Türkiye siyaseti son haftalarda hareketli günlerden geçiyor. Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı, sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan'a yaptığı tartışma konusu olan çağrının arkasında olduğunu söyledi. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım. Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı çağrıdan, Bahçeli'nin de kayyım atamalarından habersiz olduğunu iddia etti. Bahçeli'nin Öcalan çıkışından Erdoğan'ın önceden haberi yoktu. Anlıyoruz ki kayyım atamasından da Devlet Bey'in önceden haberi yok. Cumhurbaşkanı bir haftalık sessizlikten sonra Devlet Bey'e övgüler dizerek önerisini zarifçe rafa kaldırmış, arkasından kayyım atamaları gerçekleşmişti. Devlet Bey, Cumhurbaşkanımızın adaylığına destek verip Öcalan önerisini tekrarlayarak kayyım politikasına set çekti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasında tatlı atışma olduğunu söyleyen Tayyar, bu atışmanın erken seçime yol açabileceğini öne sürdü. Fikri ayrılık güllelerini güllere sarıp sarmalayıp karşılıklı olarak birbirlerine atıyorlar. Çok hayra alamet değil. Bu tatlı atışma sorun çözülmezse erken seçimi tetikleyebilir. Öcalan ve kayyım arasında savrulan politikaların Cumhur İttifakı içinde fikri ayrılığa yol açtığı ortada. Sayın Devlet Bahçeli'ye tüm selam ve şükranlarımı tekrar ifade ediyorum. Hukuk muhaliflere farklı, AKP'lilere farklı mı işliyor? Yani bu soru böyle dümdüz karşınıza geldiğinizde, Türkiye'de yaşıyorsanız, özellikle son 20 yıldaki gerçeklere de hakimseniz, direkt evet diyeceksiniz tabii. Ama bunları ayrıntılandırmak lazım tabii. Yani niçin bu evet yanıtı pat diye verilebiliyor? Birkaç örnek göstermekte fayda var. En azından şimdi, günümüzden. Şimdi bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına gerekçe gösterilen Remzi Kartal'la telefon görüşmesi suç kabul edilirken, Ahmet Özer, Remzi Kartal'la telefonda görüştü diye suç sayıldı ki görüştüğü dönem Remzi Kartal AKP milletvekiliydi. Onu da bir belirtelim. Aynı isimle yemek fotoğrafı ortaya çıkan AKP'li vekil Hüseyin Yayman'a soruşturma bile açılmadı. Ve bu durum genel kurulda da tartışmaya neden oldu. CHP milletvekilleri adaletsizliğe ve çifte standarda dikkat çekerken, Yayman görüşmeyi akademisyen ve gazeteci kimliğiyle yaptığını savundu. Fotoğrafın hikayesini anlatan Yayman, fotoğrafın Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı bir konuşmanın ardından çekildiğini anlattı. Ve o fotoğraflardan birinde